Yine bir maçı bitirdik değerli izleyiciler. Galatasaray Fenerbahçe'ye konuk oldu. Bir kez daha kazanamadı. Zannediyorum zaten uzun süre daha kazanamayacağız. Ee, şaka bir yana, şaka bir yana değil şaka aslında. <laughs> o statta yatır var yemin ediyorum. Papazın çayırı ya. Ya papaz büyüsü var ya başka bir şey var. Bir şey var orada çünkü yani bugünkü kadar e, galibiyete yaklaştığımız e, fazla olmadı şu sarıcı Melhan da geliyor vuruyor olmuyor. Gomis geliyor vuruyor olmuyor. Maykon vuruyor olmuyor. Direkten dönüyor. Boş kaleye Gomis su gibi atacağı golleri e, atamıyor. atamıyor. Nagatamo vuruyor. Olacak bir şey değil. Volkan köşeden e, çıkartıyor. Hakikaten olmadı mı? E, olmuyor. Bizim o statta e, kısmetimiz tutmuyor. Balımız tutmuyor derler. Hakikaten balımız tutmuyor. Ama galiba o balın tutmaması da bir sebepte de kaleci Volkan. Bu adam Galatasaray'ı karşısında gördüğü zaman birdenbire içinden bir kaleci daha çıkıyor. Yani sabahtan akşama Galatasaray oynaysa Fenerbahçe, bütün maçlarını Galatasaray'la yapsa... ...bu Volkan muhtemelen ya Manchester City'ye, ya Barcelona'ya, ya Real Madrid'e, ya PSG'ye bir yere transfer olur. Çünkü Galatasaray maçlarında başka bir adam oluyor. İçinden böyle bir e, uçan adam çıkıyor. Bir, i̇nanılmaz kurtarışlar yapıyor. Muazzam bir konsantrasyonu var maça e, ve biz bir türlü Galiba Volkan emekli olması bekleyeceğiz dediğim gibi yani e, Volkan emekli olmadan biz e, orada galiba yenemeyeceğiz. Bugün e, kalede e, kameni olsaydı yemin ederim Galatasaray kazanırdı. Vallahi kazanırdı, billahi kazanırdı. Şimdi bu işin geyik tarafı aslında e, ama bir yandan da hani Galatasaray bunu artık inanmaya e, başladılar e, desek yeridir çünkü e, bir türlü o şeytirin macera kıramıyor. Yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz bacak çatır diyor ama kırılmıyor. Şimdi bu bahçe beklendiği gibi Fenerbahçe daha baskılı başladı. Kaç dakika sürdü o baskı? Beş dakika, altı dakika e, sürdü ama... Sonrasında Galatasaray yavaş yavaş dengeyi e, sağladı. Orta sahada kontrolü ele geçirmeye başladı ve atakları yapmaya başladı. Fener'in baskısı sonuçsuz bir baskıydı. Yani pozisyon üreten bir baskı değildi. Yani hani değil. Daha istekli, daha hücum tarzı oynamak istediler ilk birkaç dakikada. Hani belki Galatasaray'ı şaşırtırız, Galatasaray'ı beklemsiz dışına çıkarız diye. Fakat Galatasaray herhalde beklediği buydu. İyi savunma yaptılar, iyi e, gömüldüler o ilk e, dakikalarda. Ve arkasından yavaş yavaş Galatasaray daha kaliteli takım olmanın üstünlüğünü ortaya koymaya başladı. Zaten ilk gol pozisyonları da ilk yarıda Galatasaray geldi. Hatta Fenerbahçe ilk yarıda gol pozisyonunda bile bulamadı desek yeridir. Galatasaray kontrataklarla, kaptığı toplarla bir iki pozisyon yarattı. Onlarda da Volkan başarılıydı diyemeyeceğim. Volkan değmedi bile top. iki tanesinde, ikisinde dışarı vuruldu. Birini Volkan çıkardı. Çok basit bir toptu zaten. Onun dışında ilk yarı pek tatlı bir şey olmadı. İlk yarıda hakem enteresandı. Hiç sarı kart göstermedi. Özellikle Mehmet Ekici'nin daha maçın ilk beş dakikası içerisinde bir pozisyonu vardı ki banko sarı kart Yani banko sarı karttı. Arkasından bir tane daha yaptı. Onda da ikinci sarıyı e, görürdü. Ama belki sarı kart görse de ikincisini e, yapmazdı. Fakat hakem e, böyle hani ya şimdi ben erken kart göstermeyeyim sonra bir takımı eksik bırakırım. Alırım başıma belayı. Ben en iyisi bu kartları biraz sonra yasaklayayım dedi. Başta zaten futbolcular iyi niyetli, iyi niyetliydi genelde. Pek böyle birbirlerine kötü davranmadılar. Centilmence davrandılar. Kimse böyle hırgür çıkarmaya, maçı germeye, tansiyonu arttırmaya yönelik bir şey olmadı. Buna rağmen hırslı oynadılar. Maçtaki en ilginç taraf da oydu zaten. Yani iki tarafta böyle kıran kıran hani çata çat, kora kor dedikleri e, türde bir e, oyun sergiledi. Fakat buna rağmen centilmenlikten kimse taviz vermedi. Yani herkes ...Gentleman joyadı. Yani sert futbolun, e, agresif futbolun e, kabalık yapmadan, futbol dışına çıkmadan, futbolu çirkinleştirmeden yapılabileceğini hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray futbolcular e, gösterdiler. Açıkçası ben ikinci yarıya başlarken Fenerbahçe'nin biraz daha akılcı hamleler yapacağını bekliyordum. Yani ne bekliyordum e, derseniz, dedim ki büyük ihtimalle ikinci yarıya Valbuena ile çıkar. E, Aykut kocaman. Çünkü Valbuena orada bir şeyler gibi yaratıcılık sergileme ihtimali olan tek adam gibiydi Fenerbahçe. Çünkü tıkanmıştı Fenerbahçe. Yani bir şey üretim yapamıyordu. Ee, ve onda çıkmadı. Keza Saldado. Sal Sal da bir varlık e, gösteremedi e, ilk yarı bu, boyunca. Hani ikinci yarının başında değilse bile biraz daha erken bir saatte belki Fernandao e, alınabilirdi e, oyna Saldao'nun yerine. Fakat Kocaman böyle yapmadı. Saldado ile Fernandao'yu beraber çift santrifor gibi e, oynatmak istedi. E, ama bunu ben hep söylüyorum. E, çok seks yapmak çok, çok çocuk yapılmaz e, diye. Yani illa iki santrifor koyduğun zaman çok kolay diye bir şey yok. Çünkü o santrifora top taşımak lazım. E, bence yanlış yaptı orada çünkü Fenerbahçe'nin tıkanıklığı aslında biraz e, orta sahada yaratıcılık e, eksikliğiydi. E, Val böyle geç girdi mesela. Biraz daha erken girse maç daha farklı olabilirdi. Keza Fernando. Fernando girdikten sonra Galatasaray'ı ne kadar rahatsız ettiğini, bütün topları nasıl aldığını, takıma nasıl ucuma kaldığını, nasıl pozisyona girdiğini hep beraber gördük. Ama Aykut niye ise Aykut Hoca niyeyse tercih etmedi e, uzun süre Fernando'yu. Aldığında da e, biraz bana göre e, geç kalmıştı. Galatasaray'ın oyun planını bozan ise Ağız Sarayı'daki Fernando'nun sakatlanması oldu. Zaten yeni Scott'tan çıkmıştı ve Fatih Terim onu iki haftadır pamuklara sarmış, saklıyordu bu maç için. Fakat bu maçın hemen hemen yarısında Fernando yoktu. Bir pozisyonda dizine bir darbe aldı ve ondan sonra da birkaç dakika sonra da maçı devam edemedi. Çıkmak zorunda kaldı. Tabii yerine de gitti Donk. Donk geçen seneki Donk'tan çok üstün bu sene. Yani çok daha iyi ama bir Fernandao değil. Onun kadar oyun kurma, onun kadar oyun okuma becerisi olan bir oyuncu değil. Bu zaten Galatasaray'a yeterince bir hasar vermişken Fatih Terim de bir başka e, hata yaptı bana göre. Selçuk'u oyundan çıkarıp yerine Tolga'yı aldı. Şimdi Tolga Tolga ile Donk bir arada oynadığı zaman Galatasaray'ın kötüye gitmeye başladığını kaç maçtır görüyoruz. Fakat Niyeyse Terim böyle bir şey yaptı. Halbuki yapılacak başka şeyler vardı. Yani Selçuk tan önce bence çıkması gereken oyuncuların başında Fegüli geliyordu. Çünkü Fegüli iyi başlamıştı maça. Zaten Aykut Kocaman da en çekindiği adamın Fegüli olduğu, Fegüli'ye özel önlem aldığı çok ortadaydı. E, Fegoli çıkıp yerine belki Sinan Gümüş girebilir. Çünkü artık yorulmuştu. 60'tan sonra artık çok da darbe aldı. Çok da sert mücadelelere girdi. Yorulmuştum. yorulmuştu. Onun yerine Sinan daha erken girebilir. Yani 70. dakikada itibaren Sinan'la oynayabilirdi. orada biraz açıkçası bana göre geç kaldı Terim. Ama tabii Terim'in oyun planı daha çok beraberlik üstlenir. Oyunun başına itibaren Galatasaray'ın zaman geçirmeye çalışması, taçları, faul atışlarını, özellikle kare vuruşlarını geç kullanması hep e, Galatasaray'ın beraberlik yana olduğunu e, gösteriyordu. Buna rağmen galibiyete defalarca çok yaklaşan takım Galatasaray oldu. Yani pozisyon bulmacasından... E, bulma açısından Galatasaray daha öndeydi. Kaleye vuruş açısından Galatasaray daha öndeydi. Hakim, oyundaki hakimiyet açısından Galatasaray e, daha öndeydi. Ama buna rağmen Fenerbahçe'de iki çok net pozisyon, hatta üç net çok, pozisyon, çok net pozisyon e, bulabildi. Penaltı tartışması olan iki pozisyon var. Bunlardan bir tanesi pek penaltı gibi durmuyor. E, diğerinde ise hakem verse penaltı dersin, vermese penaltı değil dersin. E, çok ortada kalmış e, bir itişme e, pozisyonuydu. E, açıkçası e, hani karar vermek güç verilebilir, verilmeyebilir Fenerbahçe'leyine. E, bunun dışında baktığınız zaman e, ilk yarıda da ikinci yarıda da özellikle ilk yarıda Fenerbahçe'nin şöyle bir taktiği vardı e, Galatasaray'ın usta ayaklarına, oyun kurabilecek ayaklarına top geldiği an itibaren biz pres yapalım. Eğer bu ayaklar bu presten çıkmayı başarırlarsa muhakkak foul yapalım. İlk yarım saatte Fenerbahçe yanlış saymadıysam 10 foul yaptı. Galatasaray 4 foul yaptı. Ve bu foullerin büyük önümü Feguri ve Belhanda'ya yapıldı. Çünkü bunların hepsinde Galatasaray kontrat yarı kontrata hücumlara e, kalkmak e, üzereydi. Hemen faulle e, kestiler. Hakem ise bu hakem de buralarda pek fazla sarı kartına başvurmadı. İkinci yarıdan sonra sarı ikinci ortasına doğru artık sarı kartları e, eline aldı. Hakem ama ha, açıkçası bu da bir taktik olabilir. Yani hakem taktiği olabilir. Yani başta sarı kartlara iyiyim de sonra e, başıma bela e, açılırsa e, oyuncu atmak zorunda kalırsam sıkıntıya girelim diye düşünmüş olabilir e, söylediğim gibi. Sonuç olarak keyifli bir maçtı ama kaliteli bir maç değildi. Yani hani o Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki kalite, oradaki futbol e, düzeyi yoktu burada. Ama tabii burada e, bu düzeyin olmasındaki etkilerden bir tanesi de Galatasaray'ın burada beraberlikle ayrılma e, konusundaki e, isteği oldu. Çünkü Galatasaray beraberlikle ayrılırsa bundan sonra oynayacağı zorlu maçlarını, rakipleri oynayacağı zorlu maçlarını e, gerek e, Başakşehir'le gerek Beşiktaş'la kendi sahası yapacak. Deplasmanda oynayacağı tek derbi maçı ya da tek önemli maçı buydu Galatasaray'ın. Bundan sonra hem Trabzon hem Başakşehir hem Beşiktaş Galatasaray'ın sahasına gelecekler. Gerçi orada Galatasaray için çok zor bir zorlu bir tünel var. Ben o korku tüneli diyorum. Oradan çıkması kolay olmayacak Galatasaray'ın elbette ama yine de şu anda bu zor deplasmandan e, en azından rakibine e, rakibiyle arayı kapattırmadan arayı koruyarak gelmesi Galatasaray'ın e, şampiyonluk şansını bir tık da olsa e, arttırmış e, vaziyette tabii ama yine de e, kolay değil bu saatten sonra şampiyonu çünkü Beşiktaş çok ciddi giriyor Başakşehir çok ciddi Fenerbahçe sanki artık ufak ufak devre dışı kalmaya başladı kaldı gibi geliyor yani bu maçı alsaydı çok bambaşka bir taşıyabilir taşıyabilirdi Fenerbahçe meseleyi. ama bu kez bu maçı alamadılar zaten son zamanlarda Fenerbahçe Galatasaray'ı Pek yenemiyor. Galatasaray, Fenerbahçe yenemiyor. Ama zaten son zamanda alışık olduğumuz Fenerbahçe Galatasaray yenmesi olduğu için... E, bir ...beraberlikler üzerine kurulu bir sistem içinde e, gidiyorlar. Açıkçası bu da Galatasaray'ın daha işine e, geliyor diye e, görüyorum e, lig sonuçlarına e, baktığımız zaman da. Bu maçtaki sürprizden bir tanesi aslında neydi biliyor musunuz? Maçın sonunda Fatih Terim'in e, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kullandığı cümleler e, benim kalemime gitti... Karim'e gitti değil miyim de doğrusu ilgimi çekti demek daha e, doğru. Biliyorsunuz Galatasaray bir seçime gidiyor. Üç ay sonra, e, Mayıs ayında Galatasaray'da, hatta iki buçuk ay sonra bir Galatasaray'da bir seçim e, var. Galatasaray yine başkanı seçecek. Fatih Terim'in bu yayıncı kuruluşu yaptığı röportaj sırasında kullandığı terminoloji, yani artık yönetim daha fazla bütünleşme, yönetim takım taraftar bütünleşmesi falan filan gibi kullandığı cümlelerden ben sanki Galatasaray Başkanlığı'na Fatih Terim'in aday olacağına dair bir hissiyat edindim. Bilmiyorum yani olur olmaz. Kendi bileceği şey. Olursa da olur, olmazsa da olmaz. Ee, fark etmez. Ama böyle bir hissiyatım da oluşmadı değil Yani sanki e, Terim yönetici olmak istiyor Galatasaray'da gibi. Artık başkan mı olur başka bir şey mi onu bilmiyorum ama... E, ...sanki yöneticiliğe doğru gidiyormuş gibi geldi bana. Burada da bir gariplik yok. Hatırlayacaksınız geçen sene ben H.T. Bulunberk'te yaptığım programlarda... E, ...Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesi söz konusu olduğunda... ...hep Gal Fatih Terim bundan sonra Galatasaray'a dönerse... ...teknik direktör olarak değil yönetim kurulu üyesi olarak dönmelidir... Diyordum sanki bu Fatih'in de aklına yatmış gibi İmparator terim büyük ihtimalle yönetici olma arzusu içerisinde benim basına yaptığı son yayında yaptığı açıklamadan anladığım budur. Eğer öyle olursa hakikaten eğlenceli bir seçim dönemi görebiliriz.